Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda geçtiğimiz çarşamba pazarı cuma gününden beri devam eden satış dalgasına gelen tepki alımlarının olduğunu görüyoruz. ABD piyasaları 0.5 artı da ortalama olarak yine DAX Avrupa'da 0.6 yukarıda başladı. Asya'da ise Çin ve Hong Kong'da artı bir seyir varken Japonya endeksinin -0.5 olarak seyrettiğini görüyoruz. Bugün Ağustos'un son günü, üçüncü çeyreğinde son ayına giriyor olacağız. Yani baktığımızda önümüzdeki haftadan itibaren önemli makro gelişmeler var. Bunlardan ilki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek Perşembe günü. Bu biliyorsunuz Ağustos ayında ne hem Fed'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın bir toplantısı yoktu. Burada fiyatlanan şu anda 50 bas puanlık bir artış gözüküyor olasılığının, ama 75 bas puan da %40'lık bir olasılıkla masada varmış gibi gözüküyor. Tabii ki buradaki en büyük argüman bu kadar resesyonla ilgili görüşlerin arttığı, Avrupa Birliği'nde özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki anormal artışların sonucu gelmesi, kaçınılması mümkün olmayan resesyonun ışığı altında merkez bankaları bu kadar kısıtlayıcı bir ekonomik politikayı takip edecekler mi, edemeyecekler mi? Tabii ki burada Merkez Bankası yetkililerinden duyduklarımız, gördüklerimiz bu son 40 yılda yaşanan en yüksek enflasyonu resesyon pahasına bile olsa aşağı getirmek için bir süre sıkı gitmek zorunda kalacakları yönünde. O yüzden önümüzdeki günlerde ve Eylül ayı içinde yine dünya merkez bankalarının verdikleri kararların piyasalar üzerindeki etkilerini görüyor olacağız. Bizi en çok ilgilendiren Avrupa'daki gelişmeler, onu yine pazartesi günü konuşmuştuk. Avrupa'da hem doğal gaz fiyatları hem de elektrik fiyatları daha önce görülmemiş fiyat seviyelerine ulaştığı için çok önemli ekonomik kısıtlamaların olacağı bir döneme girecek. Daha henüz kış sezonu başlamadığı için tamamen yansımaya başlamadı tüketim tarafında fiyatların faturalara yansıması. Ama Ekim ayından itibaren çok ciddi etkilerinin olacağı, özellikle Avrupa ve İngiltere'de oluşan doğal gaz ve elektrik fiyatlarıyla birlikte birçok ufak esnafın işlerini kapatmak zorunda kalabileceği. Çünkü elektrik faturaları 6-7 katına çıktığı için işlerin fizibilitesinde işi sürdürme açısından bir imkansızlık ortaya çıkıyor. Bizde de söylemiştik, bundan dolayı doğal gaz ve elektrik yoğun üretim yapan işlerin Türkiye'ye relatif bir avantaj sağlayabileceği. Çünkü burada üretimlerin yapılamadığı için bunları bir yerde almak zorundalar. Yani tamamen Türkiye'den alacakları diye bir şey de yok. Başka ülkelerden de alabilirler tabii ki, Brezilya, Amerika gibi üretim yapmaya devam eden, ama Avrupa'daki özellikle gübre, cam, çimento, demir çelik gibi enerji maliyetleri önemli şekilde artacak şirketlerde. Zaten şirketlerin kendileri üretim kısıntılarını açıklıyorlar. Gübre ile ilgili iki büyük Avrupa üreticisi %50'lik bir azaltmaya gideceklerini açıkladılar. Pazartesi gübre şirketleri bizde de biraz hareketliydi. Orada unutmamak gerekir. Özellikle bizim daha çok üretimimiz nitrojen bazlı gübreler. Bunda ana girdisi doğal gaz. Bizim relatif bir avantajımız olduğu sürece biz üretime devam edip satabiliriz. Ama tabii ki burada da
yurt içindeki talebin de karşılanabilmesi açısından dünya fiyatları artarsa belki ihracat kısıtlamaları getirilebilir. Onları görüyor olacağız. Her ayın başında biliyorsunuz elektrik ve doğalgaz fiyatlarına bir ayarlama gelebiliyor. Bazı aylarda 3 farklı kategoriden bazılarına geliyor, bazılarına gelmiyor. Özellikle hane tarafına uzun zamandır gelmemişti. Ama ben serbest elektrik piyasasında oluşan fiyatları da takip ettiğimde bir yandan da doğalgaz fiyatlarının artışını göz önüne aldığımda ben açıkçası 1 Eylül itibarıyla her 3 kategoriye de bunlarda neler? Ev elektrik ve doğalgaz. Doğalgazı büyük ihtimalle Ekim'e bırakırlar ama ev elektrik fiyatlarına ve ticareten elektrik fiyatlarına. Diğer taraftan da doğalgazda da sanayi doğalgazı kullanımına ve doğalgazla elektrik üreten santrallerin alım fiyatlarına artış olmasını beklerim. Olmaması benim açımdan şaşırtıcı olur. Çünkü bunun hep bir bedeli oluyor. Bizim şu anda kullandığımız fiyatlar ya da aldığımız fiyatlar çok şeffaf, doğalgaz tarafını çok şeffaf olarak görmüyoruz. Avrupa kadar yüksek olmasa da yine de bizde de artan fiyatlar var ve bu ya bütçeden karşılanıyor ya işte faturalara yansıyor. Bu bir seçim ama 1 Ekim'de kesinlikle her şeye zam geleceğini neredeyse %100 eminlikle söyleyebilirim şimdiden. Bizim piyasalarımıza baktığımızda dinamik kendi dinamiğinde seyretmeye devam ediyor. Özellikle bankalar işte son birkaç günde de kamu bankalarının eşliğinde yükseliyorlar. Bu sefer son Ağustos ayında iyi performans gösteren özel bankaların performanslarının biraz daha yavaşladığını görüyoruz. Tüpraş'ın performansı oldukça iyi gidiyor. Yine orada rafineri işi de dizel krakilerindeki fiyatların tekrar yükseliyor olması. Üçüncü çeyrekte de gayet iyi bir kar geleceğinin şimdiden göstergesi olacağını söyleyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Piyasaya baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. 5 günlük ortalamasının üzerinde kaldığı sürece de açıkçası kısa vadede bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. 5 günlük ortalama nedir diye bakacak olursak 3125 seviyesi. Bu noktanın altına şu an için sarkmadığı sürece biz yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz kısa vadede. Hem yeni bir şey oluyor. Geçtiğimiz haftalarda özel bankalar gidiyordu. Devlet bankaları biraz yavaştı. Şimdi tam tersi devlet bankaları daha hızlı, Vakıfbank, Halkbank gibi diğer özel bankalar biraz daha az hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerin sınırlı hareket ediyor. Batuhan abi dediği gibi Tüpraş'ta yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Burada marjlarda toparlanmalar da devam ediyor ve hani teknik olarak da tarihi izleme seviyelerinde 370'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz var bu tarafta. Bunun dışında önerimiz vardı. O kapandı. Tofaş, Cuma özür dilerim, pazartesi günü. Burada yukarı yönlü hareketlerin biz devam edeceğini düşünüyoruz. Kısa vadede de 92'lere doğru. Zaten kurum olarak da otomotiv sektöründe en çok Tofaş'ı öplen ısıtmaya devam ediyoruz. Havacılık sektöründe son günlerde biraz geri çekimler söz konusuydu. Özellikle Türk Hava Yolları'nda yatay bantlar vardı. Onu da gelmişken konusu söyleyeyim. Yatay bantlı hareketler devam ediyordu. 68 ile 71 bandı içerisinde. Bugün için bu 71'leri kırıp yukarı yönlü hareketlerini 72-80'lere doğru hızlandırabilir. Pegasus'ta biraz daha satış baskısı hakimdi. Pegasus 225 seviyelerini gördü aslında. Bu son günlerde gelen satışlar ile 204.80 seviyesinde konuş gerçekleştirdi. Bugün burada bir sıkışmanın ardından 208'in üzerine doğru bir hareketlenme 213'ler görülebilir diye düşünüyoruz kısa vadede. Yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını havacılık sektöründe söyleyebiliriz. Bir de bizim havacılık sektöründe TAV havalimanları var. O da 21 günlük ortalamasına geldi. Orada tutunma isteği söz konusu. TAV'da da yeniden 64'lere doğru bir hareketlenme kısa vadede görme ihtimalimiz çok çok yüksek değerli yatırımcılar. Genel olarak benim bugünlük bu kadardı. Herkese iyi seanslar diyorum. Kolay gelsin.
Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.